Sayın seyirciler, seçime çok az bir süre kala MHP'nin seçim politikasını ve gündemi değerlendirmek üzere stüdyo konuğumuz Gülten Kavut Sürücü burada. Efendim hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ediyorum. Evet, bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, dilerseniz onunla ilgili mesajınızla başlayalım istiyorum. Hem gündemi de aslında Cumhuriyet'le açmak çok güzel olur diye düşündüm. Buyurun, sizin mesajınızı Cumhuriyetimizin alalım. 92. yılını kutluyor. Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Evet, peki bugünün yani günümüze baktığımızda şimdi seçimden önce Cumhuriyet'le ilgili, Cumhuriyet söylemleriyle ilgili, siyasilerin söylemleriyle ilgili sizi rahatsız eden şeyler var mı? Şimdi bakın ben dinlenme odasında sizi beklerken bazı partililerin Cumhuriyet'le ilgili bir takım etkinliklerini izledim. Bir sene öncesine kadar ne yazık ki bu ülkede Türk bayrağı provokasyon unsuru olarak değerlendirildi ve aynı yöneticiler bugün itibariyle ne güzel sırtlarında Türk bayrağını almışlar, dolaşıyorlar. İyi yoldayız. İnşallah daha da iyi yapacağız. Türk bayrağını tekrar her yerde dalgalandıracağız. Şimdi seçimlerle devam edelim o zaman. 7 Haziran'dan sonraki süreci bir değerlendirirseniz siz nasıl bir tablo gördünüz? Yarış nasıl oldu? Hem kendi mitingleriniz açısından, insanlara ulaşmanız açısından adaletli bir sistem işledi mi? Şikayetçi olduğunuz yerler var mıdır bu hususta? Şimdi aslında bizim şikayetlerimiz çok bu dönemde önem arz etmiyor. Ben vatandaşlarımızın şikayetlerini çok önemsiyorum. Türk milletinin şikayetlerini önemsiyorum. Bir defa Türk milleti 7 Haziran'da iradesinin yok sayılmasından sonsuz derecede rahatsız. İradesi yok sayıldı. İkinci nokta, bizim için en önemli nokta, sahadayız. Normalde dünyanın her tarafında vatandaş seçime gittiği zaman öncelikli olarak geleceğini oylar. Ama ilk defa ülkemizde öncelikler gelecek değil, iş kaygısı değil, güvenlik kaygısı haline geldi. Bunlar çok önemli. Vatandaşımız 7 Haziran'dan sonra oluşan tablodan, koalisyonun kurulamamasından ve akabinde gelişen terör örgütü olaylarından sonsuz derecede rahatsız. Ankara'mızda, bu ülkenin başkentinde bombalar patlıyor. Vatandaş güvenliğiyle ilgili büyük ölçüde rahatsızlık ve endişe içerisinde. Ben burada vatandaşlarımın şikayetlerini çok önemsiyorum. Ve vatandaşımız bu ülkenin güvenlik duvarlarının bu derece delinmiş olmasından rahatsız. Biz bugün itibariyle yalnızca bir terör örgütünü değil, ne yazık ki günlerdir dikkat edin artık IŞİD terör örgütünde konuşuyoruz. Biz lider ülke Türkiye, gelecek vaat eden ülke Türkiye'yi konuşmamız gerekirken güvenliği sıkıntı haline gelmiş, yönetimin acziyet içerisinde olduğu bir ülkeyi konuşuyoruz. Bence vatandaşlarımızın kaygıları ve vatandaşlarımızın bu anlamda şikayetleri çok daha önemli. Ama milletimiz hiç merak etmesin ki terörü amasız, şartsız, bahanesiz kökünden kazıyacak ve bitirecek yegane kuvvet Milliyetçi Hareket'tir. Biz bu terör örgütünün üzerine korkusuzca gideriz. Kiralık katillerin derslerini de cezalarını da korkusuzca veririz. Çünkü biz Türk milletinin Yılmaz bekçileriyiz. Devlet Bahçeli son yaptığı açıklamalarda da hayli kesin konuşmuştu bu çözüm sürecine ilişkin. Hani buzdolabında bekletiliyor, evet, çözüm süreci. Evet. Artık hani onu fişini de çıkartın, kokutun diye bir tabiri vardı. Siz bununla ilgili ne söylersiniz? Çözüm süreci çerçevesinde olacak mesajınız ne olur? Yani sizin seçim bildirgenizde nasıl bir mesaj var ki halka bu terör korkusunu dindirsin, halktaki terör korkusunu? Şimdi bakın, bize 2006 yılından beri dayatılan bir süreç söz konusu. 2006'da Oslo görüşmeleriyle başlayan, 2009'da sürecin adını müzakere koydukları, 2015'te de mutabakat imzaladıkları bir süreç var. Ve bu süreç milletin hayrına diye bizlere tanıtıldı ve kamuoyuna böyle yansıtıldı. Ama biz ne zaman öğrendik ki bir eylem sonunda Selahattin Demirtaş çıkıp seni başkan yaptırmayacağı sözünden sonra Cumhurbaşkanımız mutabakatın imzalanmasından 20 gün sonra çıktı ve dedi ki hayır, ben bu mutabakatı doğru bulmuyorum. Yani bu mutabakat ve çözüm süreci halkımızın lehine işleyen bir süreç değil, yalnızca bir kişinin siyasi ikballeri uğruna yürütülen bir süreçmiş. Biz terörün bu şekilde müzakerelerle sonuçlanacağına, çözüleceğine inanmıyoruz. Terör mücadeleyle çözülür ve o mücadeleyi biz sonuna kadar takip eder ve yaparız. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu konuda sözü de süreci de bu şekildedir.
Sizce vatandaş bunu nasıl değerlendirecek şu süreçte? Daha çok ekonomik vaatleri mi göz önünde bulunduracak ya da bu terörle ilgili şeyleri mi göz önünde bulunduracak? Nasıl bir kamuoyu yoklaması yaptınız? Şimdi biz sahadayız. Her arkadaşımız aslında bir kamuoyu firması gibi, yoklama firması gibi. Şimdi bakın, tabii ki güvenliğini de oylayacak. Yani büyük bir kitle böyle. Büyük bir kitle sessiz. Sessiz bir çoğunluk var. Ben sandıkta bu sessiz çoğunluğun bir şekilde iradesini göstereceğine inanıyorum. Büyük bir kitle de bir şekilde yöneticilerin şatafatlı yaşantısından, bir saray yaşantısından rahatsız. Bu anlamda da bir tepki oyu görecek. Herkes bunun sandıktan çıkan sonuçlarda sonucunda evet bu şekilde kibirli davranışın iyi bir sonuç getirmeyeceğini öğrenecek. Ve vatandaşımız tabii ki ekonomik bildirgelere de bakıyor. Baktığını şöyle görüyoruz. Biz 7 Haziran'daki seçimlerde bir takım vaatler vermiştik. Demiştik ki asgari ücreti 1400 liraya çıkartacağız. Ve mevcut yöneticiler demişlerdi ki bunun bir karşılığı yok, hayal. Ve geldiğimiz gün itibariyle bakıyoruz sokaklarda her yerde şöyle yazıyor. Asgari ücreti 1300 lira yaptıracağız. Şimdi bu hayalse, bütçede karşılığı yoksa bunu siz nasıl söyleyebiliyorsunuz? Biz bunların her zaman arkasında durduk ve duracağız. Bizim için en önemli şey, emeklilerimiz çok önemli. Eylül ve Mart aylarında emeklilerimize 2 maaş ikramiye vermeyi vaat ediyoruz. Gençleri çok önemsiyoruz. Gençlerimizde müthiş derecede gelecek kaygısı var. Diyoruz ki gençlerimizin eğitim süresince eğitimlerine katkıda bulunmak için 10 bin lira öğrenim kuponu vereceğiz. Ve bunu faizsiz kredilenme şeklinde ödeyecekler. Evlendikleri takdirde de biz bunu bedelini belli ederek yaptık. Böyle karşılığı olmayan şeyler söylemiyoruz. 10 bin lira evli kredisi vereceğiz ve yeni yuva kuran gençlerimize destek olacağız. Bunlar çok önemli. Kadınlarımız bizim için çok önemli. Siz haberlerinizde uzun süreçte verdiğiniz bir 5 dakika haber ben de seyrettim ve çok üzüldüm. Kadınlarımıza ve çocuklarımıza yapılan şiddette bütün hukuki masrafları karşılama sözü veriyoruz. Esnafımız zor durumda. İlk işini kuran esnafımıza 5 yıl boyunca vergiden ve harçlardan muaf bırakacağız. Tarımsal politikalarımızda sanki çok tarım ülkesi gibi gözüküyoruz ama değiliz. Tarımda çalışan, tarımda üreten vatandaşlarımıza destek olacağız. Girdilerindeki bütün vergileri kaldırıyoruz. Mazotta 1.75 sözü veriyoruz. Bunlar bizim için çok önemli bildirgemizde olan maddelerimiz. Evet, vaatleriniz bunlar. Peki şimdi son dönemde de şöyle söylemler ortaya çıktı. Yine hükümet tarafından da tekrar bir böyle bir geri adım atma olayı da oldu ama Mehmet Ali Şahin tarafından. İşte tekrar bir koalisyon sonucu çıkarsa şayet tekrar bir seçim bekler o zaman vatandaşı. Hatta tehdit olarak da algılandı bazı kesimler evet, tarafından. Evet. Bu söylemleri nasıl yorumlarsınız? Şimdi bunlar doğru söylemler değil. Bunlar yine milletimizin iradesini yok sayan söylemler. Bakın ülkenin vatandaşlarının ne söylediği bizim için çok önemli ve kıymetli. Bize vatandaşlarımız evet siz bu oy oranlarında bir koalisyon kurun ve bu ülkeyi yönetin derlerse biz yönetmeye talibiz. Biz iktidarda olmaya talibiz. Şimdi bunu söylediğiniz zaman vatandaşı yalnızca tehdit etmiş olursunuz ve bu tehditin gerçekten karşılığı yok. Çünkü bu örnekleri sizlerle paylaşmak istemiyorlar. Nasıl ki Avrupa'da, Lüksemburg'da, Almanya'da, İsviçre'de birçok ülkede koalisyonla yönetim var ve o ülkelerde kişi başına düşen milli gelir 10 bin dolar da değil, 50 bin dolar ve üstü. Hatta Lüksemburg'da, İsviçre'de 100 bin dolar civarında. Yani siz bunu söylerken karşılığı olan şeyler söylemek zorundasınız. Vatandaşı tehdit her zaman sandıkta ters bir tepkiyle sonuçlanır. Muhtemelen vatandaşımız bunun tepkisini şiddetli oranda verecektir kendilerine. Koalisyonla yönetimler tamamıyla kötü demek yanlıştır. Biz yönetimlerde iktidar sorumluluğuna sahip olarak yönetimlerde bulunmaya talibiz ve bunun sözünü veriyoruz vatandaşımıza. Peki Devlet Bahçeli'nin bu konuda sonuçta hani koalisyonun kurulmamasına bir neden olarak gösterilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bundan bu kılıftan kurtulabildi mi sizce Bahçeli? Şimdi bakın biz hiçbir zaman Türk milletinin hayrına olan bir konuda hayır cevabı vermedik. Ama işin bir tarafında gerçeklikleri de konuşmamız lazım. Ticarette siz bir ortaklık kuracaksanız, karşı taraf bir teklif getirirse evet, siz de o teklife cevap verirsiniz. Hatta sosyal hayatta size bir evlilik teklifi geldiyse bir cevap verirsiniz ve evlenebilirsiniz. Şimdi bize bir koalisyon teklifi gelmemiş. Seçim hükümeti ve azınlık hükümetine destek teklifi gelmiş.
Ve biz bunlara hayır demişiz. Bize koalisyon teklifi gelmemiş. Kendileri de zaten bunu ifade ediyorlar. Hadi diyelim biz bu teklife velev ki onların dediği gibi olsun hayır demiş olalım. Böyle bir teklif yok da. Cumhuriyet Halk Partisi 25 gün boyunca evet dedi onlarla kursalardı. Yani işin gerçek yanının böyle olduğunu milletimiz gördü. Milletimiz bu durumun çok farklı yansıtıldığını, algı operasyonu olduğunu keşfetti. Ve liderimiz Dr. Devlet Bahçeli 3 haftadır televizyon programlarında bu görüşmelerin nasıl olduğunu, sonucunun da nasıl ilerlediğini çok açık beyanatlarla bildirdi. Vatandaşımız bu konuda bizim için gerçekçi davrandığımızı, onların iradesine saygılı olduğumuzu şu an itibariyle biliyorlar ve eminler. Bursa için nasıl bir beklentiniz var? 1 Kasım günü sizce Bursa'da oy durumları nasıl olacak, nasıl şekillenir? Evet, şimdi ben sayı vermek istemem ama bir şey söyleyeceğim. Kendi adımıza biraz mutlu duruyorum farkındaysanız. Bir 10 gün öncesinde çok kararsız seçmen vardı. Ne yapacağımızı bilemedik. Ama 10 gün içerisinde bizim kendimizi doğru ifade ettiğimiz noktalar olduğu için müthiş oranda bir ilgiyle karşı karşıyayız. Hatta ben biraz önce bir toplantıda sordum, benim gördüğümü siz de görüyor musunuz diye. Standlarımıza uğruyoruz biz çalışmaların arasında. Gençlerimizden yoğun şekilde ilgi var bize. Kendileri geliyorlar, hiçbir onlara etkileşimde bulunmadığımız halde kendileri geliyorlar ve bizden broşürlerimizi alıyorlar, bizim seçim beyannamemizi okuyorlar. Ben özellikle gençlerden ve kadınlardan bize sandıkta yüksek oranda destek çıkacağına inanıyorum. Peki sandıkların güvenliği sağlanabilecek mi tam olarak? Partiler bunun güvenliğini tam olarak sağlayıp yani vatandaşa o güveni verebilecek mi diyelim? Her zaman tartışılır bu seçimlerde çünkü. Evet. Nasıl bir şey şimdi, söylersiniz? Tabii umutsuz olduğumuz bir nokta şu. Doğuda ve Güneydoğu'da bu sandık güvenliğini nasıl sağlayacaklar bilemiyorum. Çünkü insanımızın daha can güvenliğini sağlayamıyorlar. Yani sandık güvenliğini nasıl sağlayacaklar? Orada endişeliyiz, evet. Ama Batı'da sivil toplum örgütleri de bu işe müdahil olduğu için, artık ortak olduğu için ben Batı'daki ya da Orta Anadolu'daki sandıklarda bir sıkıntı çıkacağına inanmıyorum. Ama Doğu'da ve Güneydoğu'da halkımızın güvenliğini sağlayamayan yönetimin sandık güvenliğini de sağlayabileceğine inanmıyorum. Peki seçmene mesajınızı alalım artık. Yani neler söylersiniz, niçin MHP'ye oy vermeliler? Şimdi aslında biz köprüden önce son çıkıştayız. Bu son çıkışta aziz Türk milletini, bu milletin gerçek sevdalarını sahip çıkmaya davet ediyor. Lütfen sandıkta bizi sahipsiz bırakmayın diyor. Büyük, güçlü ve huzurlu bir Türkiye için Milliyetçi Hareket Partisi'ni seçin diyorum. 1 Kasım çok yakın, artık yaklaştı. Bu seçimin sonuçlarının vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Milletimiz mutlu, ülkem de huzurlu olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun paylaşımlarınız için. Ben de teşekkür ederim. İyi çalışmalar dileriz. Sağ olun.